Allah'tan korkmak Allah'a saygıdır yani. Saygı anlamına geliyor. Allah'tan korkmak. Yani Allah'a karşı böyle pervasız, münasebetsiz insanlar vardır. Allah'ı seviyorum der. Her türlü densizliği yapar. Felsefeler üretir. Kur'an'a zıt konuşmalar yapar. Ben Allah'la dostum konuşuyorum der. Her türlü çakallığı, Allah'a karşı her türlü münasebetsiz üslubu, çirkin bir cesareti uygular. Allah'ın hiç beğenmediği, çirkin bulduğu, nefret ettiği durumdur bu. Dolayısıyla bundan şiddetle kaçınmak lazım. Umut ve korku müminin iki vasfı. Allah'tan korkacak ve Allah'ın onu her zaman koruyup kollayacağından ümit var olacak. Ama bu sıradan bir ümit değil. Yani güçlü bir ümit. Yani inanç tarzına gelmiş bir ümit olacak. Bu Allah'a güvenmekten kaynaklanan bir ümittir. Bir daha ben yakışıklımı dinleyeyim. Allah'a korku ve umutla nasıl dua edilir? Allah'tan korku bildiğimiz korku değildir. Yani böyle bir hani bombadan korkma ya silahtan korkma gibi değil. Saygıyı sağlayan bir duygudur. Allah'a saygı yani içtenlikle itaati sağlayan bir duygudur. Allah'ın intikamından korkmak da Allah'a karşı mahcup olma ağırlıklı bir duygudur. Yani çünkü Allah tarafından dışlanmak. Yani o korku olur. Ama bu tabii sevgiyle Allah'a yakınlıkla müminde müthiş bir haza dönüşür bu. Yani bu korku insanları böyle Allah'tan uzaklaştıran değil, Allah'a iyice yaklaştıran, iç içe olmasını sağlayan bir korkudur. Umut da öyle demin söylediğim tarzda yani hani umut edersin adam mesela Kore'de kaybolmuştur. Bir gün gelecektir. Ümit, öyle bir ümit değil bu. Öyle bir umut değil. Yani netlik gibi bir umuttur. Netlik gibi bir umut. O tarzdadır. Evet dinliyorum.